Taha suresi 10. ayeti anlamaya çalışırken Musa aleyhisselama vahyin giriş anını anlatıyordu. Biz buradan nereye gitmiştik? Necm suresine gittik. Necm suresinde de Allah Resulüne vahyin gelişini anlatıyordu. Tabii bu buradaki anlatım müteşabih bir anlatımdı. O en yüksek bir ufuktaydı, sonra yaklaştı derken sarkıverdi. Nitekim ikisi arasındaki uzaklık iki ay kadar veya daha da yakınlaştı. Buradaki temel problem neydi? Burada Allah Resulü'nün gelen Cebrail'i gördüğünü iddia ediyorlardı. Derken çok yaklaşmış işte gelmiş filan. Birincisi bu yanlışı burada dün biraz doğru olmadı. Daha sonra da bu Necm suresinde 13. ayetten sonra diyordu ki andolsun onu bir diğer inişte de görmüştü. Bu diğer inişin ne olduğunu Fadıl Rıza hocam anlatmıştı. Hani Belkis diyordu ya biz daha önce iman etmiştik. Biz daha önce Müslümandık diyordu. İşte bu bir diğer inişte de görmüştü dediği aynı şey. Yani insanların 3 yaşına geldiğinde Rabbim Allah'tır demeleri. Hani Araf suresi 172'de de anlatıyordu ya Adem oğullarını sırtlarından zürriyetlerine, bellerinden zürriyetlerini aldığımızda ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar da sen bizim Rabbimizsin demişlerdi. Yani bu ayetler de oraya vurgu yapıyor. Üçü de aynı şeyi anlatıyor. Devamında da diğer inişte de görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında ki Cennetül Meva onun yanındadır. Sidreyi örtmekte iken göz kayıp şaşmadı ve sınırları aşmadı. Demiştik ki herkes elde bir daha bir baksın okusun. Sidretül Münteha nedir? Cennetül Meva neden onun yanındadır? Sidreyi örtmek ne anlama gelir diye. Göz kayıp şaşmadı ve sınırı aşmadı. Hatta burada Bahadır'a demiştik ki sen göz ameliyatı oldun. Artık senin gözün şaşmaz, her şeyi görürsün cennet falan diye böyle biraz şaka yapmıştık. Ve 18. ayette de andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. Bu büyük ayetinde ahiret aleminden verilen haber olduğunu konuşmuştuk. Onun için Azizah Hocam sen şimdi bir tekrar buraya 13. ayetten 18'e kadar anlatırsan sonra tekrar bu Sidretül Münteha nedir, Cennetül Meva neden onun yanındadır, Sidreyi örtmek ne demektir, bu 3 ayeti bir daha tekrar edip ondan sonra herhalde kafamıza daha rahat oturur diye düşünüyorum. Tamam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun onu bir diğer inişte de görmüştü. Ne zaman görmüştü? İşte Araf suresinin 172. ayetinde ne demişti? Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda Rabbiniz kimdir dediğimizde bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişti. İşte Rabbimiz Allah'tır dediğinde her nefis onu hocam orayı bir okur musun? Araf 172. Tamam okuyalım hocam. Araf 172'yi hemen açayım ben. Bir saniye. Araf 172. Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış
ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz için. Yani her nefis biz buna şahidiz demişti. Kıyamet günü biz bundan habersiz değildik dememeniz için böyle yapmıştır ifadesi kullanıyor. Yani burada ne diyordu? Andolsun onu bir diğerin işte de görmüştü. İşte bir diğerin işte ne zaman? İşte yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Sidretil Münteha'nın yanında. Yanında, evet. Sidretil Münteha'nın yanında. Ki o Cennetül Meva onun yanındadır. Sidreyi örten örtmekteyken. Yani Sidretül Münteha'nın yanında ifadesi kullanırken Sidretül Münteha Cennetül Meva onun yanındadır. Sidreyi örten örtmekteyken ve devam ediyor. Onlar göz kayıp şaşmadı. Ki göz kaybı sınırı aşmadı. Yani burada gönül kayıp yani sidreyi örten örtmekteyken ki gönül yalanlamadı. Gönül bunu yalanlamadı. Ki göz kayıp şaşmadı ifadesiyle yani zaten fıtrattan neydi? Rabbim Allah'tır demişti. Bu Rabbim Allah'tır sözünü gönül yalanlamadı, göz kayıp aşmadı. Gönül bunu yalanlamadı ifadesi kullanırken neyi anlatmak istiyor? Hiç düşünen oldu mu? Hocam gerçi burada gönül geçmiyor ama göz kayıp şaşmadı ve sınırı aşmadı diyor sadece. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. Vahyin dışına çıkmadı demek istiyor. Kalbizler hocam dediği 11. ayet galiba Tevfik hocam. 11. ayet söyle, onun gördüğünü gönül yalanlamadı dedi ya. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı, evet. Tamam. Ben orayı görmedim. Herhalde hani peygamberin o şeye geldiğini, hani o iman noktasına, hani şeysiz, kayıtsız, şartsız iman etme noktasına geldiğini anlatıyor sanki hocam. Hani kıvama geldi tabiri caizse. Yani vahyi aldığında içindeki takva veya fıtratı o vahiy yalanlamadı. Ben öyle anlıyorum yani. Orayı isterseniz tekrar edelim. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Kimin gördüğünü? Allah ona vahiy ediyor. O vahiy ettiğini onun gördüğünü, o neyi gördü? O vahiy hocam. Efendim? Ayetleri, vahiy gördü. Hani peygambere ilka oldu ve peygamber artık vahiy ile muhatap oldu. Vahiy ile muhatap oldu. O ahiret aleminde bir cennet ve cehennem hayatını o da hissettirdi. Allah'ın Resulü bunları fark edince onun gördüğünü gönül yanalım yani o peygamberin gördüğünü peygamber bunu gönül yalanlamadı.
göğüs kayıp aşmadı, sınırı aşmadı ifadesiyle. Yani bunları Allah'ın Resulü fark etti, gördü, anladı, duydu, işitti. Cennetil, sidretil devam ediyor. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Yine de siz gördüğü şey konusunda, yani üzerinde ondan onunla tartışacak mısınız? Andolsun onu bir diğerin işte görmüştü. Bir diğerin iş ne zamandı? Yaratılışta Rabbim Allah'tır sözüyle bunu görmüştü. Sidreyi Sidretil Münteha onun yanındadır. Sidretil Münteha nedir? Cennetül Meva sidreyi örten örtmekteyken Cennetül Meva onun yanındadır. Sidreyi örten örtmekteyken Cennetül Meva onun yanındadır. Göz kayıp şaşmadı. Yani gün göz kayıp şaşmadı ve aşmadı, sınırı aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. Yani Rabbinin en büyük ayeti nedir? İşte ahiret alemi. Bir cennet, bir de cehennem olanı gördü. Ve devam edelim. Selamünaleyküm. Esayir Hocam. Aleyküm selam. Siz bugün herhalde yorgun gibi görünüyorsunuz. Ya biraz şeker düştü de az önce üzüm de yemiştim. Ya şimdi isterseniz bir ara verelim. Bir şöyle kendinize gelin hocam. Tabii eziyet olmasın hocam, dinleyin isterseniz. Aha. Bir şey yaparım hocam, ara verelim. Yok hocam. Zorgulamıyor hocam. Evet aynen. Siz anlatın da ben dinleyeyim o zaman. Hocam, şeyler yiyelim mi? Şekeri yükseltmesi için. Bir saniye, şekerli ben bir şey yiyeyim, geleyim istersiniz siz konuşurken. Ha. Sen bir şey ye, gel. Tamam, tamam. Hocam, hatta ara verelim, bence yormayalım hocam. Yok, ara vermeye hocam gerek var mı? Bilmiyorum ama. Rıza hocam. İsterse bugün ara verelim, sen şekeri bir şey yap, dinlen, yarın hocam. Bilmiyorum, siz bilirsiniz ama. Dinlenelim hocam. Dinlenin. Tamam hocam, sen şey yap, git. İnşallah, rahat rahat. Biz kendi aramızda konuşalım. Konuşun, açık kalsın istersen. Ben gideyim, şeker, tamam, git, şekerli bir şey yiyeyim, oldu. Selamünaleyküm Defik abi. Aleykümselam. Abi bu konuyu bugün biz de böyle tevafuken biz de konuştuk biraz. Hüsamettin'le konuştuk. Aynı bu konu üzerine tartıştık. Tartıştık derken ben aslında biraz fazla belki bu sefer konuyu uzattım. Çünkü onların takıldığı konu biliyorsun şey, kelimeler üzerine takılıyorlar. Burada ra'ye fiili geçiyor. Ra'ye fiili görmek, basir, yubsiru fiili de görmek. İki tane görmek fiili var. Fakat ra'ye fiiline fiziken baş gözüyle bildiğimiz bu gözle görmek anlamı verileceği basiretli olmaktan geldiğini düşündükleri için de diyorlar ki yani o fiziken görmüştür. Bir şey görmüş. Demek ki ha o Cebrail'dir. Hatta diyorlar ya işte köşe başından gözükmüştür diyorlar. Cebrail görmüştür diyorlar. Onların görmüştür demelerinin sebebi bu. Yani burada ra'ye fiilinin geçiyor olması yüzünden bunu söylüyorlar. Aslında ben demeliydim ki onlara ya kelimelere takılmayın demeliydim. Ben de biraz yanlışlıkla konuyu uzattım maalesef. Ben de bazen böyle hoşuma gidiyor tartışmak.
Yani raya fiili gözle görmek değildir dedim. Çünkü ben de baktığım zaman diğer raya fiili geçen ayetlere öyle değilmiş gibi geldi. Fakat aslında haklılarmış. Ben şu an şunu anlıyorum. Evet, raya yani fiziken gördü. Yani aslında aynen Musa'nın gördüğü gibi, İbrahim'in gördüğü gibi, Allah'ın ayetlerini gördüğü, Allah'ın tabiata işlemiş olduğu ayetleri gördü manasında bir görmek var muhtemelen burada ki. O yüzden bunu kullanıyor Allah. Demeliydim belki. Böyle konuyu şey yapmalıydım. Ama bunların, o arkadaşların takılmasındaki sebep o. Yani orada raya fiilinin geçiyor olması. Ben bilgimiz olsun diye söyledim yani. Eyvallah. Ama zaten o takılmak isteyenler mutlaka takılacak bir yer buluyorlar yani. Dolayısıyla hatırlarsan bir arada mev kelimesi mi, vefat kelimesi mi, buna takılmışlardı. Yok efendim, mev olursa fiziken ölmüştür, vefat olursa uyku halinde ölmüştür filan 50 türlü şeyler söylüyorlar. Ama söylediklerinin hiçbiri de tutmuyor. Kur'an'a ters. Yani buradan onların dediği manadan gidelim. Mesela bu ne? Böylece onun kuluna vahyettiğini vahyetti. Burada bir vahiy geliyor. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Allah Resulü neyi gördü de yalanlamadı? Yani daha önce görmeden yalanlıyor muydu? Yine de siz gördüğü şey üzerinde onunla tartışacak mısınız? Peki, diyelim ki Allah Resulü fiziki gözüyle bir şey gördü orada. Ahiret aleminden melek geldi, onu gördü. Ben görmüyorum. Herkes çıkıp şimdi bana diyebilir ki, ya ben mezardaki ölünün ne yaptığını görüyorum kardeşim. Bak, Allah Resulü'nün gördüğü gibi ben de görüyorum. Ne diyeyim şimdi ben o adama? O zaman ben görmüyorsam bunu fiziki gözle ne yapabilirim ki? Allah'ım gördüyse de kendine ne var bana bundan? Eyvallah. Şöyle diyorlar Tevfik abi oraya da. Diyorlar ki Allah Resulü gördü. Hani sen de dersen ki ben görmedim. Diyor ki sen görmüş olabilirsin ama teslim olman lazım. Neredeki gibi? Aynen salih kul, kısasındaki gibi. Peki Allah Resulü neden gözüyle görmeden teslim olmuyor? Sebep? Tabii. Onun teslim olması için fiziki gözle görmesi gerekiyorsa benim de o zaman fiziki gözle görmem gerekir. O zaman ben Allah'a bunu söylerim. Peygamber'e gelince gösteriyor her şeyi. Teslim oluyor. Ama bana gelince bir şey yok. Ben niye teslim olayım ki? Yani bu doğru bir mantık değil. Tamamen yanlış. Peki Musa'nın Allah'ı görmek istemesi şeyinde ne diyorlar orada? Hani oradaki görmek fiilini nasıl anlıyorlar? Görüyor mu yani Musa gerçek gözüyle? Yok. Orada görmek istedi fakat işte göremedi. Bayıldı falan diyorlar orada da. Hani onlar tabii şunu akıllarına bile getirmiyorlar. Orada Allah'ın kainattaki eserlerini, bu düzeni, muazzamlığı görüp de hayranlıkla yığılıp kaldı manasında bir düşünceleri yok tabii onların. Öyle bir şey düşünmüyorlar tabii ki. Yani. Ama bu çok çok karşımıza gelecek. Yani konuştuğumuz her ehli sünnet arkadaş bu konuyu böyle anlıyor. Özellikle burada bu Necm suresindeki bu konuyu Cebrail diyor adına. Cibril değil, Cebrail diyor hatta. Böyle anlıyorlar yani. Ama orada Cibril geçmiyor. Madem kelimeler üzerinden gidiyorlarsa niye getirip oraya Cibril diyorlar? Olmayan bir kelime üzerinden. Yani. Abi öyle bir bağlantı var ki bak burada o şerefli bir Resul'ün sözüdür diyor. Şimdi bak buradan şerefli bir Resul'ün sözünden bu Resul'ün Allah'ın Resulü yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam olduğunu değil de Allah meleklerden de elçiler seçer gidiyor. Oradan melekleri elçi yapıyor. Oradan Cibril'e gidiyor. İşte kim ki Cibril'e düşmansa Allah'tan düşmandır gidiyor. Bütün bunları birbirine bağlayıp parçalayıp ortaya böyle bir şey çıkartıyor yani. Harbi karışık. Tabii. Ya sesten sonra tabii ki bağlayacaklar. Belki bağlıyorlar çünkü bir şekilde. Eyvallah. Yani peki şeye ne söylüyorlar? Andolsun onu bir diğer inişte de görmüştü. Nerede görmüş? Bunu da şey diyorlar abi yani işte neydi o? Rabbim Allah'tır dediğimiz yer neresi de onların gözünde? Araf suresi 172. Yok hani Rabbim Allah'tır dedikleri onların dediği hani şey ehli sünnette biz nerede demiştik Rabbim Allah'tır ruhlara sormuştu.
Elest bezmi işte, hani ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Evet de Allah ruhlara sormuştu da, hani Ehl-i Sünnet inanışında öyle derler ya, kalbela kalbela. Evet, Araf 172. Tabii bunu da kalbaya bile bağlayıp ikinci bir inişi oraya götürüyorlar. Kalbela'yı olduğunu söylüyorlar falan, ikinci inişin gibi. Evet, hayır ayet doğru da ama kalbela dedikleri olay, o onların dediğine göre ruhlar aleminde bunun olması lazım. Tabii. Onlar bizim gibi düşünmüyorlar. Oradaki kalbeleden bahsetmiyorlar yani. Evet. Andolsun onu diye bir kimse de görmüştü. Sidret-i Münteha'nın yanında ki Cennet-i Meva onun yanındadır. Mesela burada Cennet-i Meva, eğer cennet onun yanındaysa, bunu fiziki cennet olarak ele alacak olursan, cennetin yanında görmüş Sidret-i Münteha'yı. Bir de bu sidreyi örten örtmekteyken, mesela bu ayetlerin hepsini müthiş abi bir anlattım. Bunu Arapça kelimeler üzerinden ortaya çıkarmak çok zor. Göz kayıp şaşmadı ve sınırı aşmadı. Yani özet olarak burada Allah Resulü'nün elçilik öncesi dönemde hangi süreçlerden geçtiğini, hangi yolları takip ettiğini, sorgulamalardan geçtiğini ve vahyi aldığında vahyi kabul ettiğini, bu süreci anlatıyor Necm suresinde. İşte Taha suresinde de Musa aleyhisselamın vahyi alış sürecini ve vahyi kabul edişini anlatıyor. Yani birbiriyle tabii benzerlikleri var ama anlatış şekilleri tamamen farklı farklı yollardan yola çıkarak anlatıyor. Burada sizin söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Yani bu iki sure arasındaki benzerlikleri kıyaslamak isterseniz. Mesela Musa Aleyhisselam'da da ne diyor? Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Şimdi buradaki ateşi, Musa Aleyhisselam bir ateş gördüyse, oradan size bir kor getiririm dediyse, yani bu gerçekten bir ateşse, efendim, bunun bana verdiği mesaj ne? Yani kelime manası olarak anlayacak olursak. Hiç hocam, bir anlamı yok. Sadece kurum hikaye. Hakikaten kelimelerle takılınca maalesef içinden çıkılamaz ki. Çünkü bir sürü çelişki çıkacak. Hani burayı çözdük zannedecek ama başka yerler değil daha takılacak. Hem de mucize kavramına inanılıyor hocam. Veya mesela diyor ki 12. ayette ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Şimdi bir vadi kutsal olur mu? Niye kutsal olsun ki bir vadi? Allah'ın yarattığı taş, toprak. Yani işte Anadolu'daki toprak neyse, bir başka yerdeki toprak da öyle. Birisi işte bir öyle mineralli, bir ötekisi başka özellikleri olan bir toprak. Niye kutsal olsun ki? Toprak niye kutsal olur? İşte kelimeler üzerinden gittiğin zaman böyle sıkıntılar yaşanıyor. Ama Alican, bu arkadaşlar ısrarla o yöntemden vazgeçmek istemiyorlar. O onların bir oyuncağı. Sürekli müzekker miydi, müennes miydi, asır kelimesi mi geçiyor, yok bilmem ne kelimesi mi geçiyor. Bununla uğraşıyorlar yani. Tamam, bu teknik bir konudur. Arapça uzmanları oturur, teknik konuyu halleder. Ama iş müteşabih anlatıma, Kur'an'ın anlatımına gelince o teknik yürümüyor, gitmiyor. Tıkanıyorsun. Çelişkili bir kitap çıkıyor karşına yani. Dolayısıyla bunu 50 defa söylüyoruz. 51. defa aynı şeyi tekrar ediyorlar. Şimdi ben Almanya'da Almanca öğretmenliği yaparken bir grup vardı. Alphabetisierungs kurs diyorlar. Yani alfabeyi öğrenenler. Bunlar işte 45 ile
70 arası bir grup. Sadece harfleri biliyorlar. Bunun üzerinden Almanca öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi cümleyi tahtaya yazıyorum mesela. Harf harf okutturuyorum. Ben söylüyorum diyorum, siz tekrar edin diyorum. Hepsi tekrar ediyorlar. Cümleyi siliyorum tahtadan. Tekrar söyleyeyim diyorum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Sıfır. Sıfır. Şimdi bunlara böyle söyleye bir şeyi 55 defa söyle. 56'da bir tanesi hatırlıyorsa hatırlıyor. Gerisi hiç hatırlamıyor. Sonra ben dışarı çıkıp öğretmenler odasına gittiğimde diğer insanlarla konuştuğum zaman bana diyorlar ki sen niye konuşmada aynı şeyleri sürekli tekrar edip duruyorsun bizimle diyorlar. Yani normal insanlar. Onlara bunu tekrar ede diğer insanların da anlamayacağını düşünüyorsun. Onlara da tekrar ediyormuşum ben. Sonra müdüre gittim dedim ki ben dedim bu şeye alfabe kursuna dedim gitmeyeceğim. Ben orada öğretmenlik yapmayacağım. Neden dedi yok dedim. Benim dengem bozuluyor. Olmuyor yani. Onun için sen de onlara anlatar. Bir gün senin de dengen bozulacak yani. Neyse. Hocam başına mı girdi bir ayet? Hani onlara daha fazla enerji harcamayın. Yeter olduğu yerde bırakın. Siz yolunuza devam edin. Almayın. O zaman biz şimdi Taha suresinden de biraz okuyalım. Ondan sonra kıyas yapalım ikisi arasında. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben senin Rabbinim, ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahy yolunu dinle. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Şimdi burada Musa Aleyhisselam'ın eğitim sürecini de Allah anlatıyor. Peki Muhammed Aleyhisselam'la ilgili ne anlatıyor? Onun da mesela sonra ona yaklaştı derken sarkı verdi diyor. O en yüksek bir ufuktaydı. Yani Allah Resulü'nün değişim süreçlerini burada anlatıyor. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam'ın değişim süreçlerini de anlatıyor. Yani Musa da hakikate karşı hassas hale geliyor, sorgulama yapıyor, kendini eğitiyor, geliştiriyor ve artık kendisine bir şeylerin malum olduğunu, gerçeği görmeye başladığını 10. ayette hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun ben bir ateş gördüm, umulur ki size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösterici bulun. Musa Aleyhisselam'ın geçirdiği değişim süreçlerinin sonunda buraya geldiğini söylüyor. O zaman bu sureler bize neyi anlatıyor? Yani biz de eğer hakikate karşı duyarlı olursak, biz de hakkın peşine düşersek, biz de o peygamberlerin bir aydınlanma yaşadığı gibi biz vahiy almayız ama gelen vahiy üzerinden Kur'an'ın anlattığı, Allah'ın söylediği gerçekten bizim hayatımızda yerini bulmaya başlar. Yani Allah'ın ne dediğini ve ne demek istediğini yavaş yavaş oradan çözmeye başlarız. Yani ben bu surelerin bize bunun için anlatıldığını düşünüyorum. Yoksa vahiy Musa almış, Muhammed almış, değişim geçirmiş, peygamberlik yapmış, görevini yapmış, çekmiş, gitmiş. Ama burada bu olayların bizi ilgilendiren tarafı olduğundan dolayı Allah bu sureleri Kur'an'a koymuş. O zaman siz de diyor Allah Resulü gibi değişiminizi tamamlayın, sorgulamanızı devam edin. Vahiy ile karşılaştığınızda, Kur'an'la karşılaştığınızda oradaki hakikatleri hayatınıza uygulayın. Musa Aleyhisselam mesela diyor ki ayakkabılarını çıkar. Ne anlıyoruz mesela orada? Hatice Hanım sen niye anlıyorsun? Sen Kur'an okuduğun zaman ayakkabılarını çıkarıyor mu Hatice Hanım? Burada benzeşen ayeti hatırlamak gerekiyor. O ayet ne diyordu ayette?
onun kalbini yardık, temizledik ifadesiyle anlatıyordu. Ayakkabıları çıkar olay da, yani hani Alak suresi 1. ayette oku, Rabbinin adıyla oku ifadesi kullanıyordu. Orada iki hayat var. Birisi Allah'ın gönderdiği vahiylerle yaşam biçimini düzenleyen hayat. Birisi de inkar edeni, Rabbani yoldan sapanların hayatı. Sen bunlardan Allah'ın tarif ettiği vahiylerle çerçevesini çizdiği yolu tercih et mesajı kullanıyor. Onun kalbini yardık, temizledik ifadesiyle de Hz. Musa'ya ayakkabılarını çıkar diyor. Yani o ilahi mesajla artık haşirleşirsin. Bundan sonra şeytanın katmanlarını kaldır, Rabbin yoluna yönel mesajı veriyor diye düşünüyorum. Evet, yani o eski yaşam biçimini değiştir. Sen artık vahiy ayakkabılarını giyeceksin, bununla yürüyeceksin hayatına. Yani bir de ateş kelime, özür diliyorum, ateş kelimesini kullanırken Kur'an, ateş kelimesini bir taraftan cehennem azabında yakan ateş, buradaki Allah'tan gelen ilahi mesaj anlamında ateş kullanmış. Hani ateş görmüştü de ondan ya bir kor getiririm ya da ilahi mesajda orada beni öğreten, doğruyu hakkı öğreten birini bulurum ifadesiyle anlatıyor. Yani burada ilhamın nasıl geldiğini anlatıyor Kur'an. Evet. Peki hocam, burada Allah Resulü'nün diğer birini işte de görmüştü dediğinden sonra Sidretül Müntaha'nın yanında gördü diyor ki Cennetül Meva onun yanındadır. Şimdi Cennetül Meva, cennet vahyi takip edersen ancak orada cennete kavuşabilirsin. Burada Sidretül Müntaha vahiy anlamında mı kullanılmış? Yani 14, hani Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımız zaman Adem ve eşi cennetteydi ifadesi kullanıyor. Yani burada Cennetül Meva dediği olay yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözünün yanında cennet o ilahi mesajı bozmadıkça yine Enfal suresi 53. ayette bir kavim kendi gidişatını değiştirmedikçe Allah ona nimet olarak verdiğini değiştirmez ifadesi kullanıyor. Nimet olarak verdiği neydi? Rabbim Allah'tır sözüne uygun bir yaratılış biçimiydi. O yaratılış biçiminden ne zaman sapıyor insanlar? Ergenlik yaşına geldiği zaman. İşte Cennetül Meva onun yanındadır ifadesi kullanırken yaratılışta verdiği söze sadakat göstererek o ilahi mesajı bozmadan yürüyebilen insanlar öyle bir cennetin yanında. Ne zaman ayrılıyor ondan? Şeytanın katmanlarıyla ayrılıyor. O zaman Sidretül Münteha Allah'ın Rabbim Allah'tır diye yarattığı temiz fıtrat. Temiz fıtrat, fıtrat. İşte onu örten örtmekteyken ifadesi kullanırken devam eden ayetlerde onu anlatıyor. Nedir onu örten örtmekteyken? Yani o inkar edenler, o peygamberin gördüğünü yalanladılar ifadesi kullanıyor ya. Devam eden ayetleri okuyalım hocam. Necim suresinde. Evet. Sidreyi örten örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı aşmadı. Yani onlar fıtratlarını bozarken Allah'ın Resulü şey yapmadı. Sadakat gösterdi. Temiz hocam, fıtrattan hocam, devam etti. Katmalar değil mi hocam örten? Efendim? Örten iblisin katmalar değil mi? Aynen. Şeytanın arkadaşları, ha. Şeytanın dostları o Lat, Menat, Uzza, Übel putlarını tapıyorlar ya onu anlatıyor. Bu Necim suresi devam eden ayeti okuyalım hocam. Orada en güzel mesaj. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerine olanı gördü. Gördünüz mü? Haber verin Lat ve Uzza'yı. Ve üçüncü put olan Menat'ın herhangi bir güçleri var mı? Yani burada onlar Lat, Menat, Uzza, Hübel putlarını tapıyorlar.
Ama o Allah'ın Resulü gökleri ve yeri yaratanı buldu ve ondan ilahi mesajı alıp doğru bir anlayışı size aktarıyor. Mesajı veriyor. Haber verin. Lat, menat, uzayı. Erkek ve ondan sonra o Allah'ın ortaya koyduğu ilahi mesajı bozup çarpıp efendim Rabbani yoldan ayrılan anlayışları anlatmaya devam ediyor. Oradan ötesine gerek yok artık. O zaman bu sidriyi örtenler demek ki bu lah, menat, uza onların yaşam biçimine puta tapıcılar. Yani bunlar Rabbin yolundan ayrılıp puta tapanlar sidriyi örten anlamında kullanmış. Evet. Yani yaratılıştaki temiz fıtratı bozmuş. Bunlar katlediyor, bozuyor. Allah Resulü ama göz kayıp şaşmadı ve aşmadı. O bu temiz fıtrata sadakat gösteriyor. Yani oradaki cennetül meva onun yanındadır derken zaten aslında Rabbimiz Allah'tır diyenin aleyhinde uzağında cennet olur mu? İşte bu Rabbim Allah'tır sözünden cayan insanlar o sidreyi örtenler anlamında kullanmış. Sidre İlahi mesajda yaşam biçimi, hayat tarzı. Öyle yaşayanlar cennettedir. Kesinlikle Allah onları mahcup etmeyecektir mesajı veriyor. Evet arkadaşlar. Sidretil müntehayı biraz en azından üzerindeki sis perdesini araladık gibi düşünüyorum. Diğerlerini nasıl anlayacağız? Ben o zaman soru sorarak gidelim. Ayşe Hanım'a soralım. Ayşe Hanım diyor bir yay kadar yakmacılı derken sarkı verdi. Nasıl anlayacağız burayı? Necmi'nin ayeti. O en yüksek bir ufuktaydı. Sonra yaklaştı derken sarkı verdi. Nitekim ikisi arasında uzaklık iki yay kadar oldu veya daha yakınlaştı. Ufuktan kastı herhalde o peygamberin atfen o vahiye vakıf olması. Nasıl ifade edeyim? Yok en yüksek bir özür diliyorum. En yüksek ufukta derken Allah'la önce o peygamber arasında bir ilahi mesaja karşı onun bir uzaklığı vardı. O peygamber Hazreti İbrahim nasıl göklerin ve yerin yaratılışı hakkında çalıştı, çabaladı, gayretini gösterdi. Allah da onu Nebi Resul seçti. İşte onun anlatışı gibi o Allah'ın Resulü de bu konuda çabaladı, gayretini gösterdi. Allah'a doğru yaklaşırken Allah da onu yaklaştı. Yani bir insan hani Allah dilediğimi saptırırım, dilediğimi hidayete getiririm diyor ya, orada aslında kişinin isteğiyle Allah'ın istediğinin imtizacı anlamında kullanmış bunu. Yani Allah'la onun o istiyor, Allah da veriyor. Bu anlamda kullanmış. Yaklaştı derken onu anlatıyor. Yani bir insan Allah'tan hani inkar edenler uzak bir mesafededir. Allah'la yani vahiyle, Kur'an'la onlar arasına bir perde var ifadesi kullanıyor. İşte o perdeyi kaldırıyor. Allah'ın Resulü Allah'a yaklaşıyor. Allah da ona yaklaşıyor derken kuluna vahyettiğini vahyediyor. İşte bugün müsbet bilimlerde çalışır, çabalar, gayretini gösterir. Tıkandığı konuda gece gündüz düşünürken bir ilham gelir. İcat etmek istediği icadını gerçekleştirir. Bu anlamda kullanıyor diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. Nitekim ikisi arasındaki uzaklık iki yay kadar veya daha yakınlaştı. Halicam bunu nasıl anlamamız lazım? Cebrail aleyhisselamla Allah Resulü'nün arasında iki yay kadar mesafe mi, çok mu yaklaştı? Niye o kadar yaklaşıyor yani? Biraz mesafeli olsa olmuyor mu? Abi bu sanırım bu sorgulamanın son alt evreleri. Yani sorgulamanın sonucunda Rabbini arayan aynı işte İbrahim gibi, Musa'nın sorgulaması gibi, Zülkarneyn'de olduğu gibi artık
Rabbini bulma evresinde iyice artık yaklaşıp evet işte benim Rabbim Allah'tır dediği o an, o ana çok yaklaşık olmasından bahsediyor muhtemelen. Böyle bir yaklaşmadan bahsediyor yani. Yani Allah Resulü vahye hazır hale gelmiş. Eyvallah. Böylece onun kuruna vahyettiğini vahyetti diyor. Yani biz bunu bir fiziki yaklaşma olarak ele alacak olursak, yaklaşmış, görmüş Cebrail'i, her neyse oturmuş, sohbet etmiş, gelmiş, geçmiş, gitmiş. Sonuçta buradan bize bir şey yok yani. Bizim Cebrail gibi öyle bir meleği görme ihtimalimiz var mı? Yok. Dolayısıyla ne yaptık şimdi biz ayetleri? Hayatın dışına koyduk, katlettik yani. Böylece onun kuluna vahyettiğini, vahyetti, onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Yine de siz gördüğü şey üzerine onunla tartışacak mısınız? Eğer bunu fiziki görme olarak ele alırsak, adam tartışır tabii. O zaman der ki Muhammed sen cinlenmişsin, sen halüsinasyon görüyorsun, hani ben bir şey görmüyorum. Böyle diyecek yani haklı olarak. Eğer insanları sen gördükleri üzerinden, fiziki görme üzerinden iman etmesi gerektiğini düşünürsen, o adamlar görmüyor. O zaman iman etmemekte adamlar haklı. Tartışma neydi? Allah'ın Resulü diyor ki ben Allah'tan gönderilmiş bir nebi Resulüm. Büyük azaba karşı sizi uyarmak için geldim ifadesi kullandığında onlar da diyorlar ki hani elinde bir belge, bir kitabım olması gerekmez miydi? Veya ateşin yiyeceği bir kurbanı getirmen gerekmez miydi? Veya Allah'a getirip bizimle konuşturmalı değil miydin ifadeleriyle Allah'ın Resulüne karşı muhalefet ediyorlar. İşte tartışma bu anlamda. Yani onlar o Allah'ın Resulünün getirdiği vahiy bilgileri inkar ediyorlar anlamında kullanıyor. Yani bir meleği gördün görmedin hikayesi değil olay. Değil. Aleyhisselam'da böyle anlatıyordu, Musa Aleyhisselam'da ateş gördü, size bundan getiririm dedi. Musa'ya dedi ki ayakkabılarını çıkar. Neden Muhammed Aleyhisselam'a da ayakkabını çıkar? İşte Kur'an her kalbini temizleyip diyor. Her örnekten bir örnek verdik, hiçbir eksik bırakmadık ifadesi kullanıyor. Her peygamberin değişik o ilahi mesajla buluşma şeklini anlatıyor Kur'an. Hani Hazreti Musa'ya anlatırken, İbrahim'e anlatırken ne diyordu? O İbrahim yıldıza baktı, ona taptı. Kaybolunca bu benim ilahım olamaz. Devam etti, aya baktı, aya taptı. Bu benim aşınca, kaybolunca bu benim ilahım olamaz. Ondan sonra güneşe baktı, güneşe taptı. O da kaybolunca bu benim ilahım olamaz dedi. Allah'ı buldu. Yani İbrahim'e iki elçi geldi, hemen kavmi yemek vermekten çekindi. Hemen İbrahim kızartılmış bir buzağı getirdi ifadesiyle o ilahi mesaja hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Olay bu. Yani her peygambere, Musa'ya ne demiş? Musa da demiş ki ben bir ateş gördüm. Yani o peygamberle Allah arasında bir uzak bir mesafe vardı o Muhammed peygamberin. Ama Musa ben bir ateş gördüm. Burada neyi anlatıyor? O Allah'ın onunla diyalog kurma anlamındaki bir anlayışı yakalama peşinde. Belki ondan kor getirir. Orada ne diyor? Ey Musa benim seni ve gökleri ve yeri yaratan benim ifadesiyle Musa'ya seslenir diyor. Aynı ifade değil mi? Kuluna yaklaştı derken iki ay kadar kuluna vahyettiğini vahyetti. Bu ifadeyle Musa'ya Allah'ın seslenmesi arasında ne fark var? Olay aynı değil mi? Evet. Peki arkadaşlar başka sormak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Tekrar ben de bir şey söyleyebilir miyim anladığım kadarıyla? Bilmiyorum ya, doğru mu anladım, yanlış mı anladım ama. Şimdi burada Allah peygamberlerini bir şekilde vahiy ile buluşturuyor ve bunu
hani açıklıyor. Bak bu şekilde ulaştırdım ben vahyimi diye. Şimdi sonra diyor ki siz de diyor gördünüz değil mi Lat ve Uzay'ı? Yani siz inandığınız varlıkların Allah'la diyaloğunu bir şekilde kendinize göre açıklıyorsunuz. Benim peygamberim benim vahyimle buluşması sizin niye bu kadar? Yani size erkek onlara dişi öyle mi diyor? Yani siz görünce oluyor, benim peygamberim vahiyle buluşunca olmuyor öyle mi demek istiyor gibime geliyor bana. Biraz daha şöyle diyelim. Yani o peygamberi siz yalanlıyorsunuz. Onun peygamber nebi olduğunu, resul olduğunu kabul etmiyorsunuz. Ama o peygambere ahiret alemini, göklerin ve yerin melekutunu ona öğrettik. O peygamberin getirmiş olduğu vahiy bilgilerle özdeşleşen, yaşamını düzenleyen insanlar cennette ama bunun dışında olanlar da cehennemdedir. Siz bu Allah'ın Resulü'nün gördüğü konusunda yani o Allah'tan gelen vahiy bilgilerle sizi ahiret alemine karşı uyarıyor. Bu uyarılarını alaya alıp onunla itilafa düşüyordunuz. Oysa onun söylediği o yaratılışta verdiği sözü tekrar ederek, devam ettirerek geliyor. Ama siz yaratılışta verdiğiniz sözden cayıyorsunuz. Bak, Belkıs Süleyman'ın tahtına gelince, onun peygamberlik konumundaki durumunu anlayınca, o da ben Müslümanlardandım ama şeytan bize bunu unuttu ifadesiyle onu gündeme getiriyordu. İşte siz de bu Lat, Menat, Uzza, Hübel putlarını tapmayı bırakın. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın ilahlığına bakın. Ve arkasından devam eden ayetlerde ne diyor? Yani onlar kızları Allah'ın dediler, erkekleri kendilerine. Yani kaliteli olanı kendileri alıyor. Burada putları ifadesi kullanıyor. Mesela bu Allah'ındır derler. Bu da bizim putlarımızındır derler. Allah'a geçen bir hak olduğu zaman hemen onu alırlar. Putlara geçen bir hak olduğu zaman onu almazlar diyor. Yani burada put ifadesini kullanırken her insan kendi nefsine de ilah edenlere de nefsi arzularını isteyenlere de bunu söylüyor Kur'an. Yani bu Allah'ındır dediği şey kendi nefsini okşayan bir şey olduğu zaman Allah'a geçen şeyi alıyor ama kendi nefsinde hak olan bir şeyi onlara vermiyor. Bu mesajı veriyor diye düşünüyorum. Hocam burada aslında nebilerin sorgulaması üzerine bir araştırma yapılıp kitap yazılabilir yani. Arayanlar ve bulanlar diye bunu buradan derleyip. Eyvallah, bu bütün resimlerde var neredeyse abi. Orada kısılan tamamda evet. İbrahim'de var, Musa'da var, Süleyman'da var. Süleyman'da atları severdi diyor, onları okşadı diyor. Evet. Çayların üzerine yükselen atlar vardı diyor. Derken ufukta kayboldu gittiler diyor. Orada da böyle çok gizemli şeyli müteşabih ve muhteşem bir anlatım var yani. Eyvallah. Zülkarneyn aynı şekilde. Eyvallah. Gerçi Zülkarneyn'in sorgulaması yok ama Davud'un sorgulaması var. Hani iki davalı Davud Aleyhisselam'a gelmişti. Dedi ki diyor benim 99 bir koyunum var. Kardeşimin 99 koyunu var. Benim bir koyunumu da ona katmak istiyor. Bak, o da bir sorgulama süreci. Derken Davud diyor secdeye kapandı. Onu imtihan ettiğimizi fark etti. Tövbe etti. Yani bu da Davud'un sorgulama şekli. Musa ayakkabını çıkar demesiyle
Davut burada bağışlanma diledi. Biz de onu bağışladık ifadesi arasında ne fark var? Yani iki davacı geldi. Birisi sapmayı teklif etti. Birisi hidayete gelmeyi, bağışlanmayı teklif etti. Davut da bağışlanmayı kabul etti. Biz de onu bağışladık ifadesiyle anlatıyor. Yani derken iki ay kadar yaklaştı. Daha da yaklaştı. Kuluna vahyettiğini vahyetti. Biz de Davut'u bağışladık. Arasında hiçbir fark yok. Kur'an bu bütün peygamberlere gelen vahyi bilgileri anlatırken aynı şekilde anlatıyor. Evet. Mesela işte Musa Aleyhisselam'ın daha uzun bir sorgulama süreci var. Hayatın bütün